Murat Yetkin, Yetkin Report. Söyleten sensin. Sinan Ateş cinayeti örtbas edilebilir mi? Sinan Ateş cinayetine dair iddianamenin tamamlandığı haberleri 29 Nisan'da haber sitelerine düştü. 16 ayda hazırlanan iddianame, savcı Mehmet Aykut Cihangir imzasıyla Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. Yargıç Mehmet Ali Karaseyfoğlu başkanlığında 2018'de kurulan mahkeme aynı zamanda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın göreve gelmesi ardından tutuklanıp yargılanmaya başlanan suç örgütü elebaşı Ayhan Bora Kaplan davasına da bakıyor. Aynı 29 Nisan günü akşam üzeri saat 16'da Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli'yi Ankara Çay yolundaki müstakil evinde ziyaret etti. Bu AK Parti MHP Cumhur İttifakı'nın 31 Mart yerel seçimlerinde aldığı yenilgi sonrasında iki liderin ilk buluşmasıydı. Söyleten sensin. Sinan Ateş iddianamesinin tamamlandığı gün yapılan o ziyaretten önceki bir haftada AK Parti MHP arasında spekülasyonlara yol açan gelişmeler yaşanmıştı. Bahçeli 22 Nisan'da kamuoyunda yorumlanan aksine Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i hedef aldığı MHP kaynaklarınca yalanlanan yerel halk demek fesatçılık demektir çıkışını yapmıştı. 23 Nisan davetine katılmaması sağlık sorunlarına yorulmuştu. Erdoğan bir akşam önce 23 Nisan davetinde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un çay ikramına CHP lideri Özgür Özel'i de davet etmiş, iki liderin 2 Mayıs'ta görüşeceklerine dair haberler de ilk kez o akşam siyaset kulüsüne düşmüştü. Bahçeli'nin ertesi gün 24 Nisan'da Ferdi Tayfur'un sitem dolu Söyleten Sensin şarkısı eşliğinde spor kıyafetle bir spor alanında yürüyüş yaparken videosu MHP'nin X hesabından yayınlanmıştı. Sağlık sorunum yok diyordu Bahçeli ama o videoyla Erdoğan'a mesaj gönderdiği de hemen yalanlandı. Bu gelişmeler Erdoğan'ın 31 Mart seçim sonuçlarının hemen ardından adeta önündeki perdelemek için sis bombası niyetine ortaya attığı anayasa değişikliği tartışmaları fonunda yaşanıyordu. Anayasadan Sinan Ateş'e. Bahçeli 30 Nisan'da MHP grup konuşmasında mesajlarının Şimşek ve Erdoğan'a olduğunu söyleyenlere "kıt akıllılar" dedi videolu mesaj İ Parti liderliğine, yerel halksa Dem Parti'den destek uman CHP'yeydi. Bahçeli 30 Nisan konuşmasında anayasa konusuna hiç değinmemesiyle dikkat çekiciydi. Erdoğan 2 Mayıs'ta hem de 1 Mayıs'ta Taksim'de kutlamaya izin vermemesi nedeniyle kendisini anayasayı ihlalle suçlayan Özel'le görüştü. Yetmedi, iktidar cephesinin 2 ay öncesine dek CHPKK dediği CHP Genel Merkezi'ni ziyaret edeceğini söyledi anayasaya CHP desteği istiyordu. MHP'den ses çıkmadı. O arada Sinan Ateş iddianamesinin ayrıntıları açığa çıktı. İddianamede Sinan Ateş'i öldüren tetikçi Eray Özyağcı, onu cinayet mahalline getirip kaçıran Vedat Balkaya ve Suat Kurt'a ömür boyu hapis, cinayeti düzenledikleri iddiasıyla Ülke Ocakları eski yöneticilerinden Tolgahan Demirbaş ve suç makinesi Doğukan Çep hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası isteniyordu. Diğer 17 sanık hakkında ise cinayete karıştıkları iddiasıyla 15 ila 20 yıl hapis talebi vardı. Ama iddianamede yer verilmeyen önemli unsurlar da vardı. Kukla varsa kuklacı yok mu? T24'te Asuman Aranca ayrıntılı yazmış. Ben anladığımın özetini aktarayım. Öncelikle iddianame soruşturmayı yürümekten sorumlu başsavcı vekili Ahmet Altun değil, Savcı Cihangir tarafından imzalanmış. Zaten soruşturma savcıları bu 16 ay içinde defalarca değiştirilmişti. İkincisi, cinayetin en önemli ayrıntılarından olan Demirbaş'ın olay sonrası o dönem MHP Mersin milletvekili olan Ülke Ocakları eski başkanlarından Olcay Klavuz'un evinde yakalanması vakasına iddianamede yer verilmemişti. Kılavuz, Ülke Ocakları Genel Başkanlığı'nı Sinan Ateş'ten devralan kişiydi. Başkanlığı kılavuzdan devralan ve Sinan Ateş'in adresini talep ettiği Demirbaş'ın cep telefonundaki yazışmalarda ortaya çıkan Ahmet Yiğit Yıldırım'ın adının da iddianamede yer verilmemişti. Keza Ateş'in adres ve telefonlarının soruşturulmasında adı geçen, aynı zamanda ÇEP'in avukatı olan Yıldırım'ın ülke ocaklarında hukuk işleri yardımcısı Serdar Öktem'in adı da yoktu o arada kılavuzun Bahçeli'nin meclis danışmanı kadrosuna alındığı haberleri çıkmıştı. Sanki cinayetin muhtemel siyasi bağlantıları kovuşturulmasını isteniyordu. Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, yazıklar olsun dedi. Katillerin korunduğu net, bunun altında kalacaklar. Örtbas etmek mümkün mü? Peki Sinan Ateş cinayetini örtbas etmek mümkün mü? Ya da ne kadar süreyle mümkün? Bakın yakın geçmişte siyasi iklimin değişmesiyle Ergenekon, Balyoz, Oda TV, askeri casusluk hatta Montre davalarının siyasi iklimin değişmesiyle nasıl düştüğüne ve orada yargılayan konumunda olanların yargılandığına tanık olduk. Bugün siyasi iklime bağlı olarak açılan Gezi davasında başta Osman Kavala olmak üzere ağır cezalara mahkum edilen kişilerin yeni deliller ortaya çıkarsa serbest kalabileceklerini konuşuyoruz. Erdoğan özel görüşmesine konu oluyor. Avrupa siyasetine aşina AK Partili Avrupa Konseyi Parlamenterler Konseyi üyesi Tuğrul Türkeş, Kavala'nın serbest kalmasını Türkiye'nin haksız ithamlardan kurtulmasıyla ilişkilendiriyor. Aynı tartışmayı siyasi iklimin değişmesiyle yarın Selahattin Demirtaş başta olmak üzere Kobani davasında da yaşayacağız. Siyasi davalar siyasi iklimin değişmesiyle yön değiştirir. Cumhur İttifakı ayakta Sinan Ateş cinayeti davası da gelinen aşamada siyasi davalar sınıfına dahil olmuş görünüyor. Yarın siyasi iklimin değişmesiyle Sinan Ateş cinayeti davasının da yön değiştireceğinden emin olalım. Bugünkü durumu da Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun kulis haberinden okuyalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 31 Mart seçim sonuçları istişare toplantılarından sızanları yazmış meslektaşımız. Cumhur İttifakı'nda hiçbir sorun yok. Sayın Bahçeli ile görüşmede de bunu bir kez daha teyit ettik demiş Erdoğan. Demek ki Erdoğan sormuş, Bahçeli de söylemiş. Söyleten kimmiş?